Aha. Sene şey yapıyordum, evimin de toparlıyorum. Oturdum 2 saniye böyle tweet'e bak. Murat Aa. Hamdungan bir tanesi, onu biliyor musun sen? No. Ya bir tweet gördüm. Ben de yani gerçekten böyle çok komik çok komik geldi bana. Böyle şey bir tweet böyle okumam gerekiyor. Sen de koyarsın. Yılmaz Güney'in ölümünün 37. yılı. İyi bir yönetmen, iyi bir oyuncu, iyi bir senarist olmasının yanı sıra sinemamızın en iyi yürüyen erkeğiydi. Yürüyen. Bir daha kimse onun gibi boyunu hafifçe yanık kırarak hüzünle bakarken içimizin en ücra yerine dokunamam. Ben de şey ya böyle okudum okudum gerçekten biraz komik geldi bana ya bu arada. Şey değil bu. Ben de şey yazdım. Sinemamızın en iyi yürüyen erkeği random attım. Ve kadın deven ve şiddet türleri açısından zengin ve etkili silah kullanan diyelim. Yazdım bu kadar. Ve bu nasıl bir tabuymuş lan? Ben bunu anlayamadım. Ben bu kadar bilmiyordum yani. Bu kadar putlaştırılmış olduğumu gerçekten farkında değildim. Ben de bilmiyordum. Sonra Nur Sürer bir açıklama yapmıştı galiba. Bu tweetinden sonra mı? Bundan sonra işte Suspect. hakimi vurmak Tasi. yok. Dava açıyor demişlerdi. Dava açmadılar bu Bir arada. Dava saniye. açacak bir şey. Ben de bilmiyordum derken. Yani sus. Sus. Harbi ya. Ben de bilmiyordum. Mümtaz Reis kanka bu akşamki derbi TESO ile izleyecekmiş. Bu akşam senle benim foto amına koyayım ya. Amına koyayım 2 metre 10 santim. Aygırı. Bir şey yok çünkü. Sadece hani böyle böyle yapmıştı Oğlum hani. sokakta vuruşur muyuz lan Caz? Kanka ben dolu Milletle geleceğim. kapışır Ben mıyız? vallahi dolu geleceğim kanka haberin Eyvallah olsun. kardeşim. Geldim. Yanındayım. Yanındayım. Arabadaki gizli düzenek kanka. Koluna telefonu sürtüyorsun. Sis barını açıyorsun. Oradan el freni çekince açılıyor kanka. Bir şey diyeceğim. Vallahi ön yargımdan kaynaklı söylüyorum. Kazıktım Maria Yılmaz Güney hakkında ne düşünüyor? Ya ben ön yargılı konuşmak gerekirse ben kesin övmüştür diye düşünüyorum Ben ama de ön ön yargı yargılı. tabii yani Ben de sonuçta. tabii yani haliyle öyle yaklaşmamız gerektiğini düşünüyorum bu arada. Güney yazdım. Kazıktım Maria. Yok yok övmüyor. Övmüyormuş. Tamam ön yargımız bizi bu sefer yanılttı. Evet Farah. Farah ne diyor Hayırdır? sonra? Herkes Yılmaz Güney hayranı diye sövmüş kızı ama kanka Yılmaz Güney'e günümüzdeki Türkiye'de kadınlar tecavüz edilip yakılıyor. Hiçbir de film sahnesi değil. Sanatçının görevi topluma ayna tutmak. Kimse Yılmaz Güney'in kadın düşmanı olduğunu söyleyemez. Bu önceki eşi Fatoş Kutbun yine yedim ya. Dur. Kanka tweet silmiş hep. Web arşiv. Efe hep tweet silmiş kanka. Yılmaz Güney yazdım. Kendisine atılan şeylere baktım. Mentionlara baktım. Yılmaz Güney'i içeren. Evet. Ana tweetler hep silinmiş. Dur bakayım. Bir tanesinin arşivinden bakacağım şimdi sildiği tweet ne. Acaba Yılmaz Güney eleştirdi ve linç yedi korkup sildi mi? Kardeşim CCC Kurt 31 kardeşimiz demiş ki övmüyor diyenler şurada gördükleri üzerine diyor amına koyayım. Silmiş hepsini övmüyor diyenler neye göre diyor demiş Kurt 31. Bir tane SS gösterin. Ya web arşivi iyice yarrağı yedi bu arada ya. Oğlum kazıktı Maria hepsini silmiş kanka. Bak mesela biri mention atmış. Biri mention atmış silmiş. Chat'te kazıklı seviciler var galiba demiş TikTok. Kardeşim ben onun chat'inde bile zannetmiyorum böyle bir topluluğun olduğunu. Tam bayağı Yılmaz Güney'e sallamış bak 2023'te. Ama 2022 tweetlerini nedense silmiş bulamadım. Fikri değişmiş işte. Fikrinin değiştiği kanıtlanması için şu an fikrinin başka bir boyutta değerlendirilmiş olması lazım. Abi fikri nasıl değişmiş kızın? Kızın fikri değişmemiş. 22'de seviyordur. Tamam da arkadaşlar yok öyle bir şey. Tweetleri silmiş sadece ama yani tweetlerin içeriğini bilmiyorum. Belki çok fazla linç yedi. Solcu tayfanın ne kadar leş bir IQ'ya sahip olduğunu biliyorsunuz. Nasıl aptal aptal şeylerden insanların linç yediğini biliyorsunuz. Belki böyle linç yedi ve kaldırdı tweetleri. Ben son çağrı yapacağım. Kanka bunu da herkes yapmaz Efe. Yok abi kızın geçmişte hiç övdüğü bir tane tweet yok. Bana komik geldi sadece. En iyi yürüyen hani hafifçe boynunu kıvırarak falan bu böyle Peygamber neyse anlatır gibi falan. böyle. O yüzden Tweet bir kral. buradan çıktı. Ve sonra bu günlere ve bu bir sene önceydi. Sonra da bir şey demedim zaten. Bana ne bu kadar da değil. Ben kişisel bir şey niye diyeyim ya. Sonra geçen yine konusu açıldı. Geçen nereden konusu açıldı? Festivalde konuşulmuştu sanırım. Ha. Ülke bayağı korkunç bir yere gidiyor ya. Nur Sürer çıktı şey dedi. Ustam bir tanem falan. Sonra O gün gittin Nur dedi. Sürer Antalya Film babalaya Festivali'nin katıldı şeyinde. kadına şiddet Sonra muhabbetine. İstanbul Sözleşmesi yaşatır dedi. Bilmem ne yapan değersizleştirilmeye çalışan falan böyle. Hani tamam hani böyle bir ekstra bir coşkuyla böyle bunu. Bu arada bir alkış koptu. Sonra da İstanbul Sözleşmesi yaşatır dedi.
Ama aynı konuşmanın içinde Yılmaz Güney de mi vardı? Sen bilmiyor musun? Bütün olay o. Aslında ödülümü çoğunlukla değersizleştirilmek isteyen, istenen, bundan 40 yıl önce yaşamını Paris'te yitiren biz sinemacıların en kıymetli, en ustamız Yılmaz Güney için alıyorum. İstanbul Sözleşmesi yaşatır. Okay, yani bu arada... Şimdi bu konuya niye okay, böyle dokunamıyoruz? Bu konuya niye Joss, niye tabu? Olamaz mı? Yani iyi bir yönetmen olabilirsin ama aynı zamanda şiddet faali de olabilirsin. Benim bu arada hiç Yılmaz Güney filmi ne izlemişimdir. Sadece şunu biliyorum. SS aldım. Ne yaptığını tam bilmiyordum. Okumak istiyorum burada. Nebahat Çehre ile evliliklerinde bazı şiddet vakaları mevcuttu. 1968'de bir kavga sonrası arabasını Çehre'nin üzerine sürüp ona çarptı. Nerede Çehre'nin bu video ya? Küçük kemiği kırıldı ve başına dikiş atıldı. Bir de bir başa bardak koyup silahla vurma meselesi bardak var. Bardak değil mi o? Evet. Daha bir de ıskalamış galiba başkasını. Başkasını da elinde yapmış galiba. Ben de evet bu bilgileri sağ olsunlar gönderiyorlar. Yani şimdi bu... Bu arada... Anneciğim bu kadar değil ki ama adamın işlemediği yanlış, suç yok. Anlaşılıyor. Sanki adama laf etmiş falan. Hiç umurumda değil yani adamı falan. Ben Farah, bu putlaştıran, bu ilahlaştıran fanatizme gerçekten... Hiçbir tarafta hak veremiyorum. Sağ, sol, mu? Hiçbir tarafta fanatizme yer olduğunu düşünüyorum. Sevmiyorum da. Öyle bir duygum yok yani. Bunu başka birisi yapmış olsaydı çok daha farklı konuşulacaktı. Ama bu konuya dokunulamıyor. Dokunursan bir anda işte bir faşist ilan ediliyorsun, bir şeyler oluyor falan. Ve hayır, olabilir. Çok iyi bir yönetmen olur. Ben de bilmiyordum. Ya sevebilirsin. Olabilir. Nasıl ya? Ne oğlum, kötü bir şey demiyorlar. Evet işte o zaten kötü bir şey demiyor yani. Benim ön yargılar moruk. Sevebilirsin filmlerini, eserlerini sevebilirsin ama bunu niye konuşamıyoruz? Köprücük kemiği kırma, kafada bardak, ateş etme, bunu niye konuşamıyoruz? Şahsen yüceltme çok garip bir evet. Şahsen yüceltme. Bir de Oğuz eleştirisini verdi. Konuda çok güzel bir yazı okumuştum. Diyor ki Oğuz eleştirisini verdi zaten. Sen kimsin, sana düşmez. Eleştiri yapılacaksa o kendi eleştirir zaten. Bu anlama geliyor bence. Niye bunları konuşamıyoruz? Büyükler bir kurallar koymuş. Biz de susacağız. O kadar mantıksız geliyor ki. Ya yaşlarını merak ettim. Çünkü biraz yaşsan mı diye düşünüyorum. Ya şeyden de çok korkuyorum hakikaten. Ageism de yapmak istemiyorum. Ya istemiyorum 70. Yok ya ben herhangi bir yaşta bir kimseni istemiyoruz aslında. Yani ben şahsen kadın seçimi düşünmüyorum ya. Böyle bir etkisi olamaz. Olabilir ya, sen her şeyi sevmek zorunda mısın? Hayır, bu çok iyi, bunu seveceksin. Bu çok kötü, bunu sevme. Yani bu bireyselliğimizi tamamen yok eden bir şey. Zevklerimizi tamamen yok sayan bir şey. Ben onu da anlamıyorum. Farah Zeynep Abdullah Cüneyt Özdemir'e geçirmiş. Anlaşılmaması ihtimali üzerine izlenen ve yorumlanan son videoda Cüneyt Özdemir'in konuşması. Evet, bir cinayete karıştı mı karıştı. Ceza aldı mı aldı. Kaçtı mı kaçtı. Yol filminin senaryosunu yazdı mı yazdı. Cannes'te büyük ödül aldı mı aldı. Arkadaş filmi yaptı mı yaptı. Türk sinemasının önemli bir oyuncusu mu? Önemli bir oyuncusu. Bütün bu şeylerden çıkıp... Oğlum cancel'layacağız tabi amına koyayım ya. Düdük gibi kalıyorsunuz ortada. Zaten bir de şuna bakın, Ahmet Kaya, Orhan Pamuk, Yılmaz Güney, farkındaysanız bu tür insanları bu gibi tartışmalarda bu şeyle kötü böyle kötü diyenler hep aynı isimler. Cüneyt Özdemir'miş, doğruymuş. Ne dedi? Merak ettim. Yani aslında mesele sadece Yılmaz Güney'de değil. Yılmaz Güney'in gibi sanatçıların özel hayatı, yaptıkları karakterleriyle. Özel hayat. Özel hayat deyip geçebileceğimiz özel... bir şey değil amına koyayım ya. Allah Allah. Filmleri arasındaki şey. Şimdi bir grup diyor ya bu işte katil. İşte kadınları döverdi. O yüzden boş verin. Cancel edelim. Asitleştirmeye başladın. Ölmüş bir insanı cancel edemezsin bu arada. Bir de öyle bir niyetim yok benim. Cancelled. Bir daha okumuyoruz tweetlerini. Hitler cancelled. Soykırım yapmış Hitler. Cancelled. Böyle bir şey değil ki. Cancelled. Görmezden geçti dersin. Ya şöyle yürürdü, böyle bakardı, bilmem neydi, Kürttü, sosyal bir liste, bilmem neydi. Onu baş tacı edin. Burada da Farah Zeynep Abdullah kardeşimizdi. Ya Yılmaz Güney gibi filmler çekelim, adımızı yaptığımız filmlerle, işlerle konuşturalım, tarihte bizi böyle hatırlasın demek yerine buna böyle odun taşıyor bu tartışmaya Twitter'dan. Öyle olunca da haber oluyor. Haber olunca ne oluyor bilmiyorum ama biraz şeye benziyor bu hani. Venedik Film Festivali'ne gidip sadece böyle yürüyen poz veren oyuncu kardeşlerimiz var ya, sponsorlarla gidiyorlar hani. Ha, Venedik'i görmemiştik, bir de gidelim. Ve film çektin mi çekmedin. Oynadın mı oynamadın. Venedik'e geldim gelmedin. Sen ne yapıyorsun burada? İşte ben işte bilmem Mopat'la geldim, Zart'la geldim, Zurt'la geldim, yürüyorum. Beni de çekecekler. Niye çeksinler seni? Güzelim. Güzelim. Oyuncuysan güzellik iyi de yetmiyor. Önce bir filmde oyna. Git bir şey yap yani, filmin gelsin. Neyse, Farah Zeynep de öyle tatlı tatlı. Ah diyor, ne kadar güzel haber oluyor ben her gün. Böyle mi? Mesela niyetin bu mu? Ben şöyle yok, bir şey ihtiyaç duyuyorum. Yok, onun için çok daha kolay şeyler var ya. O yani gerçekten şey, bir şey, bana bakın falan. Çok kolay. Kimse ilgisini çekemedim, Twitter'a gireyim de falan. O kadar kolay ki dikkat çekmek. Nasıl kudurdu, nasıl kudurdu, konuş Farah ablam.
Farah bacım konuş. Sansasyon. Çok abla kudurdu Cüneyt'e. Çok kudurdu Cüneyt'e. Amip Cüneyt'e çok kudurdu. Bence Farah abla yanlış yerde çıkmış. Farah Hanım. Farah Hanım bu yayına daha... Farah ağabey. ...düşünüyorum. Yok kanka. Farah ağabey. Niye yok senin oğlum? Senin Twitter'a girmeye ihtiyacın mı var? Öyle mi dikkat İstediği yerde istediği şeyi konuşur. Sana ne? Kaçıkmıyorum. Temalar çok... Çok salak bir yöntem değil mi? Linç ediliyorsun çünkü. Evet. Daha rahat. Gereksiz yani. Daha güvenli daha bir yerden. Daha rahat bir yerden her şeyi yapabilirsin. Aran iyi olsaydı. Ne dedin sen? Ne dedi sen? Keşke kazıklı Maria'yla aran iyi olsaydı. Niçin? Niçin? Farah'ı yayına çağırdık kardeşim. Sansürsüz konuşması için çağırdık. Çok sevmiyorsun kendisini yani. Kimi? Farah Zeynep Abdullah. Yani televizyonlarımızda izledik, gördük öyle yani. Ne yapacağım? Ben Libya'dayım. Yılmaz kendisi hakkında hatırladığın ilk sahne ne? Ben Farah Zeynep Abdullah deyince aklıma tek bir sahne geliyor kanka. Senin ilk aklına gelen sahne ne? Ya bunu nasıl ifade edeceğimi bilmiyorum. Bu şey vardı ya Soner'in şey kardeşi. Ben yazdım aramaya. Videoda ilk başta çıktı. Evet. Murat am krizi sahnesi. Çok komik bir sahne ya. Çok komik bir sahne kanka. Hay aramayı bir de bunu yazınca ilk sırada bu videonun çıkması beni. Güney tartışmalarını izliyorum. Madem Libya'ya gittin niye Yılmaz Güney tartışmalarını izliyorsun Türkiye'de? Sana ne ya? Ya sana ne ya? Abi size kime ne ya? Neden öyle yapıyorsun? Neden pembe sürüyorsun? Neden bu tokayı takıyorsun? Neden tıpak giydin? Neden? Sana ne hayatına bak ya. Fikrini söyle okey. Yani neden diye sormana gerek yok. Beğenmiyorum demen okey bu arada. Tamam, yani beğenmiyorum sevmedim bunu. Tamam. Hayır değiştireceksin. Hayır neden? Neden böyle yapıyorsun? Değiştireceğim. Bana fikrimi sorarsanız. Soruyoruz hadi. Bir sürü Yılmaz Güney var. Herkes gibi bu da doğru bir şey. Bir sürü. Zaldımı aldı. Kaçtı mı kaçtı. Yol filmini. Kaçtı. Öldü vurdu. Okey. Hepsi okey. Aldı. Arkadaş filmini yazdı. Yaptı mı? Yaptı. Türk sinemasının önemli bir oyuncusu. Yaptı. Önemli bir oyuncusu. Yani şimdi bütün bu şeylerden çıkıp bu cancel kültürünü şey yaptığınız zaman böyle düdük gibi kalıyorsunuz ortada. Zaten bir de şuna bakın bak. Ahmet Kaya, Orhan Pamuk, Yılmaz Güney. Farkındaysanız bu insanlara, bu tür insanlara ya da bu tür tartışmalarda bu şey yapan, işte bu şöyle kötü, böyle kötü, böyle kötü diyenler hep aynı isimler. Bakın bir, şöyle girin bir arşivlere bakın. Hep aynı isimler olduğunu görüyorsunuz. Kim aynı? Çok ilginç değil mi? Değil. Ya şey demek istiyor, prim için falan filan herhalde. Öyle. Başka şey de gönderdiler. Kazaklı'nın Yılmaz Güney tweetini buldum. Eleştirmiş sonra kendi tayfasına linç yediği için silmiş Discord attım ekran görüntüsünü arşiv linkiyle. Dedim sana. Kazaklı'nın sildiği tweet. Yılmaz Güney yanısında bina minane varsa yıkılmalı ananlar nasıl utanmıyor? Çok merak ediyorum. Bu adam sanatçı değil psikopat bir kriminal sahneye bak. Tıpkı Şule Yüksel'in Şenlerin anılması gibi dinozor çağlarından biri bunları sanat ilan etmiş. Şimdi siyasal ünlüler falan bir tane bile eserlerini tükenmeden onları yere göğsün. O amma sonunda ise... Sonra da o tayfa tarafından linç yediği için kaldırmış. Efe, Kazıklı Maria seyreder misin? Kazıklı Maria'nın en uzun seyrettiğim kesidini şu an biraz önce birlikte seyrettik. Sana bir şey diyeyim mi? Ben Kazıklı Maria'nın kim olduğunu yaklaşık 4 ay önce falan öğrendim. Yani YouTuber olduğunu yemin ederim. Yayında bize falan. Hitap eden bir... Yayında falan öyle. 4 ay olmadı da ya. Çok sonra öğrendim. Çok sonra öğrendim YouTuber olduğunu. Ben Twitter kullanıcısı zannediyordum. Empolat kameralara yansımış. Kurban olurum. Kurban olurum. Ayberk sonunda Efe deyip 50 lira atmış. Kesene bereket Ayberk. Kanka, Empolat bekle kardeşim. Sana çikolata vermeye geliyorum. Bekle. O videoyu seninle çekeceğiz Empolat. Çekmişler bile kanka. Yemin et. Allah kaçırdın. Sen şimdi bak. Tipe bak şimdi. Geliyor bak. Oğlum duruşa bak ananı sikeyim ya. Kanka o duruş beni bitirdi. Takım elbisesi çocuğun duruşu falan.
Fark yoktur. Bizde kıvırma yoktur. U dönüşü yoktur. Çark yoktur. Türklüğü reddeden, TC'yi silen, milliyetçiliği ayaklar altına alan bir inkarcıdan Türkiye Cumhurbaşkanı olmaz, olamaz, olamayacaktır. Recep Tayyip Erdoğan'dan da Cumhurbaşkanı olmaz. Milliyetçi Hareket Partisi... Oğlum, bu adam çok iyi muhalefet yapıyor. 2023'te Cumhurbaşkanı adayımız... Allah Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır. Güya yeni bir kanal açıyorlar. Adına da İstanbul Kanalı diyorlar. Ve bu bir çılgın proje diyorlar. Bu soygun düzenini çılgınca sürdürecek bir projedir. Başkanlık federasyon demektir. Bu da Türkiye'yi bölünmeye götürecektir. İmralı canisiyle pazarlıklarda yeni anayasayla bölünme yolunun açılması amaçlanmaktadır. Başkanlık sistemi bu ihanet sürecinin sonuçturulması için istenmektedir. Recep Tayyip Erdoğan tipi başkanlık sistemi Türkiye'nin bölünmesinin reçetesidir. Demokrasinin idam fermanıdır. Tek adam diktatörlüğünün beraatıdır. Hırsızlık ve yolsuzluk ruhsatıdır. Milliyetçi Hareket Partisi başkanlık sistemine tümden karşı olup parlamenter sistemin revize edilerek... Efe, biz senin dediğin üzerine fazla mı gidiyoruz ya? Hı? Biraz fazla taktın onu. Üstüne fazla gitmiş olabilir miyiz? Güçlendirilmesinden yanadır. Bizim görüşümüz açıktır, değişmemiştir. Evet. Parlamenter sisteme dönmenin hesabını hangi siyasi defolar yaparsa yapsın, nafiledir. Bizde kıvırma yoktur. U dönüşü yoktur. Kardeşim, eğer çete bakarsan her 2,5-3 yılda bir ortaya atılan o mistik teoriyi göreceksin. Bak kardeşim, ama seslendirme. İnanıyor musun bu teoriye? Hayır kadim dostum. Hiç inandığın bir dönem oldu mu? Evet. Dönem oldu. Dönem oldu. İhtimali kaçtı senin için o zamanlar? %100 mü yani? Hayır canım, nasıl %100 diyeyim görmediğim bir şey. Sarıgül'ün kaseti patlamadan önce de böyle iddialar vardı kendisi hakkında. Onlara inanıyordu. Böyle iddialar yoktu. Bu iddia değildi onlar. Gözüme görmüş müydün? Hayır da kimin şey yaptığı önemli. Bu nerede duyduğun önemli. Yani bunu. Nereden duydun kardeşim? Mustafa Sarıgül Cumhuriyet Bayramı'nı kutlamış. Cumhuriyet Bayramı'na sayılı günler kaldı. Gelin Türk yurttaşlarım, Kürt yurttaşlarım, Laz yurttaşlarım, Çerkez yurttaşlarım, Suriye Bana bir şey yurttaşlarım... söyleyeyim mi? Bak. Ne? İstediğin kadar eleştir. İstediğin kadar eleştir. İstediğin her şeyi söyle. Türkiye Cumhuriyeti'nde şu adamdan daha iyi kriz yönetebilen hiç kimse olmadı kardeşim bugüne kadar. Allah çarpsın kanka, çok doğru söylüyorsun ya. Ama ya yani bu videonun ana konusu Suriyeli yurttaşlarım. Suriyeli yurttaşlarım kanka. Suriyeliler yurttaşlarımız olmuş. Cumhuriyeti hep beraber saygıyla, sevgiyle kutlayalım ve diyelim ki yaşasın Cumhuriyet, yaşasın demokrasi, var olasın Mustafa Kemal. Onlar öyle demiyor ya. Onlar öyle demiyor ki ya. İyice midem bulanmaya başladı zaten, kendisinin kimseye şikayetçi olmuyor bu iğrenç olaylarından. Zengin olmak ne kadar çok şey, rahat bir şey ya. Ne kadar hayat felsefeni, kafanı, her şeyini rahatlatıyor. Nasıl yani kardeşim? Ya bu adam kanka, bu adamın yaptıklarını başka biri yapsaydı şu an bu ülkede bir müebbette falan yargılanıyordu. Twitter'da kamuoyu tarafından linç edilip içerideydi. Basına yansımayan, siyasete yansımayan şeylerinden bahsediyorum. Varlığım Türk varlığına armağan olsun. Çocuk yeri koymak, yüzükleri korumak, büyükleri saymak, yurdumu, milletimi, özümden, çok sevmektir, ülküm, yükselmek, ileri gitmektir. Ey büyük Atatürk! Açtığın yolda! Açtığın yolda! Oğlum
erkek çocuğu o kadar da kötü bir şey değil ya. Göster değil be! Durma ben yürüyeceğim! Öldü. Tıpa. İki erkek çocuk, biri asker, biri futbolcu düşler sokağa. Evet, çocuğun erkek oldu, 18 yaşına geldi. Ne okumasını isterdin? Karışmam kardeşim, neye ilgi duyuyorsa onu okusun. Siktir, onun her türlü arkasında duracak ya, zengin bir babası git. Var çünkü. Ya siktir git, yalanını sikeyim amına koyayım ya. Ne okusun isterdin? Oğlum bizler geri kafalı kız çocuğumuz için bunları düşünürüz. Erkek çocuğunun hayatı kurguludur kanka. İşte o zaman ne mantıklı gelirse bana hani yatarken falan hani neyi düşünürsem lan bu iş iyiymiş falan diye onu okuyacak, başka bir çaresi yok zaten ama. Aga ben drop shopping, shipping, mipping nesik otursun evinde moruk ve eriyim. Kardeşim ilk drop ay zaman yaptın. Kanka ilk ay zaman videoları izlesin, bir tane adam var falan, onun drop shipping, shopping bir şeyler, tren yolu mağaza açsın falan kanka, Batuz iyi olsun falan. Öyle. Veya fayans ustası olsun. Yazılımcı yapacağım ben oğlanı. Yok. Laptoplu gezgin. Olmuş kardeşim laptoplu zengine. Seviyorum oğlum kendisini. Laptoplu zengin hayatı güzel ama o da o tayfada ya. Ona güldüm. O ilklerinden ya. Kanka o şeyin ilklerinden. Amerika'ya gidip gözümüze fiş sokan lavuklar var ya. Evet. O onların kanka atası, tillahı. Yani ama o Meksika'dan geçmedi değil mi? Normal, yo, normal gitti. Normal gitti. O değişim programıyla falan mı gitmişti? Travel'la mı gitti? Hatırlamıyorum. İlk fiş muhabbetini gözümüze sokan o değil mi? Oğlum Caz çok isterim lan şöyle Meksika'dan falan böyle geçip böyle bir mülteci kampında 4-5 ay falan takılmanı. Niye? Allah'a çok isterim ya. Niye? E ne bileyim şöyle bir mülteci sıfatıyla oralarda böyle bir ezilsem mezilsem. Oğlum, ne iyi olurdu neydi bizim, bizim KGB'nin kurucusunun adı neydi? Furkan Topal mı? Hatırlıyorsun Furkan'ı? Hatırlıyorum oğlum. Oğlum Furkan'la Discord'da konuşuyoruz bir gün. KGB buna operasyon çekiyor, tamam mı? İçindeki modlar falan buna bir baş kaldırma falan yapıyor. Lan diyor işte şöyle çek, şöyle siyaset kötü, böyle siyaset kötü. KGB yarrağı yiyecek zamanında falan. Oğlum sonra gitti 4 ay kayboldu. Sonra tekrar geldi Discord'a. Bir gün yine konuşuyoruz. Kanka neredeydin diyoruz. Mülteci kampındaydım diyor. Oğlum diyoruz ki neredeydin kanka? Kanka diyor mülteci kampındaydım. Lan diyoruz nasıl? Polonya'da mı? Neredeydi? O farklı bir yer. Estonya'da mı? Nerede mülteci kampına? Bir yerde mülteci kampına girmişti. Mülteci kampından da Discord'a geldiğini hatırlıyorum bu arada ben. Çok garipti. Ben de hatırlıyorum sanki öyle bir şeyler ya. Çok garipti. İyi bir derbi olacağını düşünüyorum. İki iyi takım, kaliteli oyuncular, iyi bir atmosfer. İbrahim abi adam ol ve internet kafendeki tüm kulaklıkları değiştir. Tamam. İyi bir derbi olacağını düşünüyorum. Çünkü iki tane iyi takımın, kaliteli oyuncuların, iyi bir atmosferde heyecanlı bir derbi olacağını düşünüyorum. Çünkü iki takıma baktığımız zaman iki takım da kazanmak için sahaya çıkacaktır. Acaba burası internet kafedeki dükkanı mı? Büyük bir taraftar iyi. Hiç izleyemem. Ne? İbrahim Toraman'ın internet kafesi var ve benim bu konu hakkında da kötü bir anım var arkadaşlar. O yüzden sinirliyim kendisine.